Abi yeni nesil. Bugünlerde dünyada 6 nokta deprem olacak. Yani 6'lar üzerinde. 6 gibi 5.9 arasında 6, 6.2 deprem olacak. Dünya çapında bir deprem. Yani dünyada bir deprem olacak. Tabii bu deprem tam olarak hangi bölgeye uğrar hapse onu vermeyelim. O tehlikeli olabilir. Gerek yok. Sadece bu bilgiyi verelim. Evet arkadaşlar. Bakın birazdan size bir video göstereceğim. 7 Kasım'da 6.2 deprem olacak demiştik ve uzun sürmeyecek dedik. Aradan 14 saat sonra tam olarak 8 Kasım'da deprem oldu Şili'de 6.2, tam olarak 6.2. Yeşil yıldız gelince beni hatırlayın demiştik, değil mi? Yeşil yıldız gelince beni hatırlayın. 8 gün sonra geldi. Florida'ya işaret ettik. Florida ve mavi ışın silahları. Florida'nın sokaklarında mavi ışınlar hareket ediyordu. Bunlar ne silahlardır? Dünyada hiç kimsede bulunmayan silahlar. Göksel silahlar. Ve sokaklarda birçok yeri patlattılar ve mavi ışınlar göründü. Sonra mavi yıldızdan bahsettik. Sonra işte 6.2 depremden bahsettik. Bu da gerçekleşti. Bunların hepsi niçin anlatılıyor arkadaşlar? Bakın biz ahir zamanda olduğumuzu anlatıyoruz. Ahir zamandayız. Bu işaretleri iyi görmemiz gerekiyor, iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Yoksa sıkıntılı bir meselenin içerisine girebiliriz. Rüzgar esecek. Bakın arkadaşlar, Florida orayı bittikten sonra Avrupa, şimdi sıra Avrupa'da dedik ve İspanya'da büyük bir felaket oldu. 2000'e yakın insan kayboldu. Orada da göksel bazı cisimler görüldüğü haberlere yansıdı. Yani aslında orada da büyük bir müdahale oldu arkadaşlar. Büyük bir meseledir. Bunları izleyin. Bakın size resimler de paylaşıyorum arada. Resimleri de izleyin. O videoyu da iyi dinleyin arkadaşlar. Videoyu da iyi dinleyin. İnşallah herkes işte gelecekten kimse bir bilgi veremez Allah'tan başka. Tabii ki kıyamet bilgisini Allah şöyle diyor. Kıyamet bilgisini kimse bilemez benden başka. Kıyamet ne zaman olacak diye sorulunca Allah'tan başka kimse bilemez ayeti var. Ama Allah bazı bilgileri dilediği kullarına verir. Mesela Hızır Aleyhisselam bir peygamber değil, bir nebi, bir resul değildir. Ama Kehf suresi 65. ayette bazı gelecekle alakalı bilgiler verebiliyor. Mesela bu önemlidir. Mesela Nahl 2. ayette diyor ki, dilediğimiz kulumuza kendi emrimizden melekleri göndeririz ki insanları uyarsınlar. Mümin 15. ayette diyor ki, gelecekten bilgileri bazı kullarımıza veririz. Bunları hepsini not edin ve okumaya çalışın. Sebe 14. ayette diyor ki, gelecekten gayb bilgilerini cinler veremez. Tekvir suresi 24-25. ayette diyor ki, Allah gayb bilgilerini vermekte merttir, cümerttir, kerimdir. 25'te de diyor ki, o kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hani bu kadar ayet varken halen bunları söylemeniz yanlıştır. Bir yerlerde şöyle diyor Allah, benden başka kimse gelecekten bilgi veremez. Ama diyor, benim dilediklerim hariç. Benim dilediklerim hariç. Allah Arya da vahyetti. Nahl suresinde var. Allah Arya bile gelecekten bilgi verebilir. Mesela mekanizmalarına bakarsanız şaşırırsınız. Hayvanlar bile depremi önceden hissedip havlıyorlar. İnsanlar evde oturuyor, yatıyor yani. Allah dilediğinde kuşa da bilgi verebilir. Hötühötü'yü bilebilirsiniz. Süleyman Aleyhisselam zamanında çok önemli ayet vardı. Diyor ki, biz Süleyman'ın emrine şeytanları ve cinleri verdik. Hani mekanizma çok karışık. Mesela Hızır Aleyhisselam, Zulkarneyn olayı çok karışıktır. Bu bütün bilgiler aslında insanlar o kadar karıştırmış ki. Nahl suresi bakın. Neml suresi 82, Nur suresi 55. ayeti okuyun. Bunların hepsini, videoyu yavaş yavaş dinleyin. Yavaş yavaş dinleyin. Anlamaya çalışın arkadaşlar. Önemlidir bunlar. Allah hepimizle beraber olsun. Videonun geri kalan bölümü de size güzel bir müzik dinleteceğim. Diyarbakır'ı güzel bir şekilde almanız için arkadaşlar. Beğenilerimizi atmayı unutmayalım. İsterseniz katıla üye olabilirsiniz. Yeleğim de güzel mi? Abi ben yakışıklıyım. Bizim bir tane Diyarbakırlı vardı ya. Abi ben yakışıklıyım abi. Abi ben yakışıklıyım. Ben kendim öyle bir derdim yok. Benim öyle bir derdim yok. Bana diyorlar ki saçın niye öyledir? Ya diyorum ki dünya dağınık, benim saçım da dağınık. Var mı ötesi? Hadi eyvallah. Tamam.